Bolu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması kapsamında yargılanan eski Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Doktor Ertuğrul Eren, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Doktor Ertuğrul Eren ve eski sağlık çalışanları EK, Nİ, YTT ile avukatları ve yakınları katıldı. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetler Şube Müdürü iken kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Eren, savunmasında hakkındaki baylok iddialarını reddederek örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde FETÖ-PDY üyelerinin sık sık toplantı yaptığı belirtilen otelde konakladığını kabul eden Eren, "Eşimle bu otelde balayımızı geçirdik. İkinci konaklamamız ise evliliğimizin yıl dönümünde olmuştur. Eşim deniz sesini çok severdi ve bu nedenle aynı oteli tercih ettik. Ayrıca 3 konaklamamda Kızılcı Hamam'daki başka bir otelde görülüyor. Bunlardan ilki Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir konferans içindir. Bu esnada oteli çok beğendim. İki kez daha ailemle bu otelde bildiğimiz bir yer olduğu için Ankara'dan dönüşlerimizde birer gecelik konaklamalar olmuştur" diye konuştu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaparken ihraç edilen EK ile Bolu Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde ebeyken ihraç edilen Nİ de savunmalarında haklarındaki iddiaları reddetti. Halen görevde olan YTT ise FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında firari olan eşi nedeniyle yargılandığını düşündüğünü söyledi. Halen firari olan eşiyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren YTT, "Eşim 2015'in Ekim ayında TÜBİTAK projesi kapsamında Amerika'ya gitti. İlk başlarda görüşüyorduk ve ne zaman döneceğini konuşuyorduk. Ancak malum darbe girişiminden sonra Türkiye'ye dönmedi. Kendisiyle şu anda bir irtibatım yoktur" şeklinde konuştu. Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanıkların örgüt üyeliğinden cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti sanıklardan EK, Nİ ve YTT'nin beraatlerine karar verirken Ertuğrul Eren'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı mahkemede görülen bir başka davada ise tutuksuz sanık eski öğretmen ANO'nun yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından tutuksuz sanık ANO savunmasını yaptı. Hiçbir terör örgütü ile irtibatının olmadığını ileri süren ANO, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'yı desteklemek için bankaya para yatırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten ANO, "Bankayı kurtarmak için bir hareket etmedim. Ben birikimlerimi değerlendirmek için bu bankayı kullandım. Bu durumun aleyhe kullanılmasını kabul etmiyorum. Ayrıca kızlarımın örgüte müzahir okullarda eğitim gördüğü doğrudur. Ancak bu onların iyi eğitim alması için yaptığımız tercih sonucudur. Bunun aleyhime kullanılmasını kabul etmiyorum" ifadesini kullandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini yineleyen sanık ANO, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.